dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 23 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Direksiyonda peçe takmak yasaklandı. Rheinland Faz Yüksek İdare Mahkemesi direksiyon başında nikap yasağını onayladı. Koblenz'deki mahkeme düzenlemenin karayolu trafiğinin genel güvenliğine hizmet ettiğine karar verdi. Komplensteki mahkeme Cuma günü yaptığı açıklamada düzenlemenin Karayolu trafiğinin genel güvenliğine ve dolayısıyla üçüncü tarafların yaşam, fiziksel bütünlük ve mülkiyete ilişkin temel haklarının korunmasına hizmet ettiğini açıkladı. Yasak aynı zamanda görüş engeli riskini de önlüyor. Dava araç kullanırken peçe takabilmek için Reinhard Fals yetkililerine müsaade başvurusunda bulunan ancak başarısız olan Müslüman bir kadın tarafından açıldı. Kadın gerekçe olarak dini inançlarını gösterdi. Mahkeme örtünme yasağının anayasaya uygunluğu konusunda ise herhangi bir endişe bulunmadığını açıkladı. Yüksek İdare Mahkemesi yasağın kimsenin inancını yerine getirmesine engel olmadığını vurguladı. Davacı bağlayıcı olarak algılanan giyim kurallarına uymak istiyorsa motorlu araç kullanmaktan vazgeçecek. <laughs> Almanya'da namus cinayetleri ve zorla evlendirme tehditleri artıyor. Kadın Hakları Kuruluşu Solvidi, Almanya'da son yıllarda zorla evlendirilme ve namus cinayeti tehdidiyle karşı karşıya kalan kadınların sayısında artış yaşandığını açıkladı. Kuruluşun raporunda geçtiğimiz yıl 138 kız ve kadının zorla evlendirilme tehlikesi altında olduğu için, 113 kadının zorla evlendirildiği için ve 117 kadının ise namus cinayeti adına öldürülme tehdidi nedeniyle kuruluştan yardım istediği belirtildi. Solvadi, Almanya sözcüsü Maria Deka bu tür vakalarda artış yaşandığını belirtirken 109 farklı ülkeden toplam 2296 kadının ilk kez Solvidi ile iletişime geçtiğini söyledi. Solvidi Almanya'da 18 şehirde 21 danışma merkezi ve 14 sığınma evi ile faaliyet gösteriyor. Bu durumdan sadece yakın geçmişte mülteci ya da göçmen olan kadınlar değil, Aileleri nesillerdir Almanya'da yaşayan kadınlar da etkileniyor. İngiltere'de halkın %73'ü aşırı sağın yükselmesinden endişe duyduğunu ifade etti. Anket sonuçlarına göre katılımcıların %73'ü aşırı sağın yükselmesinden endişeli aşırı sağcı şiddet olaylarının sosyal medya şirketleri tarafından yetersiz şekilde ele alındığını düşünenlerin oranı ise %60. katılımcıların %85'i ülkede ayrışma yaşandığını, %84'ü kamu hizmetlerinin ve %83'ü ekonominin endişe verici olduğunu belirtiyor. Suçlar ve antisosyal davranışlar konusunda büyük bir sorun olduğunu düşünenlerin oranı ise %86. Aralık 2018'de halkın %31'i insanların siyasi görüşlerindeki farklılıkların toplum için tehlikeli olacak kadar ayrıştırıcı olduğuna inanırken bu oran bölünmüş Britanya anketine %51 olarak yansıdı. Ipsos araştırma şirketinin yaptığı araştırmanın sonuçları İngiltere'de aşırı sağın yükselişi, sosyal medya ve politikacıların performansı, suç oranları ve toplumsal ayrışma gibi konularda geniş bir endişe yelpazesinin olduğunu ortaya koyuyor. Brandenburg Başbakanı Sosyal Demokrat Ditma Wojtke, Ukrayna'dan gelen mültecilerin Almanya'da vatandaş parası almasını sorgulamaya başladı. Boyd Ukraynalıların Almanya'da çalışmak yerine sosyal yardımlardan yararlanmasının önüne geçilmesini ve entegrasyonun çalışmayla teşvik edilmesini istiyor. Diğer ülkelerden gelen sığınmacıların aksine Ukrayna'dan gelen sığınmacılar anında vatandaş parası alabiliyor ve sosyal yardımlardan yararlanabiliyor. Brandenburg Başbakanı Sosyal Demokrat Dietmar Lodke, şimdi bu düzenlemeyi sorguluyor. O zamanlar doğru bir karardı çünkü hızlı bir şekilde yardım etmemiz gerekiyordu. Çarşamba günkü ön rapora göre Stern gazetesine verdiği demeçte bugün kendimize bu tür desteğin hala zamana uygun olup olmadığını sormalıyız dedi. 22 Eylül'de Brandenburg eyalet seçimlerinde yeniden başbakan adayı olan Voitke, çalışmayı reddedenlere yönelik vatandaş parası yardımının kısıtlanması kararını da memnuniyetle karşıladığını söyledi. Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından Alman hükümeti Ukraynalı mültecilerin Almanya'da sığınma başvurusu yapmadan oturma hakkı ve bürger geld almasına karar vermişti. Ancak seçimler nedeniyle yabancı düşmanı ırkçı parti AFD ile rekabete giren partiler Ukrayna'dan gelen mültecilere verilen vatandaş parasının iptal edilmesi veya kısıtlanması çağrısında bulunuyor. Almanya'da çocukların yüzme kursuna yerleşebilmek için 3 yıla kadar beklemesi gerekiyor. Alman Hayat Kurtaran Derneği alarm verdi. Başkan Vogt, federal, eyalet ve yerel temsilcilerden oluşan bir tartışma grubunun oluşturulması çağrısında bulundu. Uzun bekleme sürelerinin ana nedenlerinden biri şirketlerden alınan vergilerin düşürülmesi nedeniyle birçok belediyenin artık kendi yüzme havuzuna parasının yetmemesi. Hessendeki her 5 spor tesisinden birinin yenilenmeye ihtiyacı var. Kasel Belediyesi hala hazırda genel yenilemeler planlıyor. Ancak federal teşvik olmadan yenilenme beklemeleri zaman olarak uzamaya devam edecek. Federal hükümetin yeterli finansmanı olmadan belediyeler ve derneklerin bu devasa görevin üstesinden gelemeyeceğini söyleyen Eyalet Spor Birliği Müdürü Jens Pürla, federal hükümetin sorumluluğunu yerine getirmesinin ve spor tesislerinin yenilenmesine daha fazla destek vermesinin tam zamanıdır, dedi. Şu anda dört spor salonunun yenilenmesi gerekiyor. Obert Sveren, Waldau, Halleshausen ve Hegelsberg'de ise genel yenileme çalışmaları sürüyor. Kasel spor programları ve okul sporları faaliyetlerini aynı anda birkaç salondan mahrum bırakmamak için bu spor salonlarını bir biri ardına yenilemeyi planlıyor. Değerliciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.